Nerede kaldınız ya? Ya sormayın, ben şarap aldım zannediyorum. Yani arabada şarap vardı bir sürü. Hiç anlamadım, ya çalındı ya da aldığımı düşündüm ama almadım, bilemedim. Anlamadım ne olduğunu yani. Neyse, normal bu aralar, kafam çok karışık. Sonuçta gittik aldık işte. Ya abi hayatım ya, evde şarap vardı zaten. Kaç kadeh içeceğiz, birer kadeh bir şey. Ya. Neyse, ben şu yemekleri ısıtayım bari. Siz oturun. Gerçekten bakın keyfinize, ev sizin. Ben gidiyorum. Hayrola? Nereye? Ya polise gideceğim ben. Bu telefon suratıma kapandı. Ben çok merak ediyorum Şadiye'yi. Bir şey falan olmuş olabilir. Gerçekten böyle karakolda tanıdıklarla falan telefon aracılığıyla bulmaya çalışacağım. Saçmalama Nari. Savcılıktan izin alınması gerek. Ayrıca bu kadar merak ediyordun. Niye bir saattir şarap arıyorsunuz? İşte arıyorum, sürekli kapalı çıkıyor. Sürekli kapalı çıkıyor. Ya gerçekten benim Şadiye'yi bulmam gerek. Erol Bey'i falan ararım, yardım eder. Ev sizin, bakın keyfinize. Yok öyle, ben de geliyorum, beraber gideceğiz. Ya ben Şadiye'nin kaldığı oteli biliyorum. Seni götüreyim istersen. Ne? Sen nereden biliyorsun? Ya... Siz bana Şadiye'nin videosunu gösterdiğinizde aslında ben onu tanımıştım. Benim eski bir arkadaşım olur. Ya vardı bende telefonu, aradım, verdim işte Nari'nin numarasını. Anlamadım, nasıl yani arkadaşsınız, tanıyorsunuz birbirinizi öyle mi? Yani şeyden, sergide manken olarak çalışmıştı. Yani iş yapmıştık. Ya bir yerleştirme yapacaktım, onu tuttum. Öyle tanıştık işte, arkadaş olduk. Ya iyi işte, sen bizi şimdi hemen oraya götürsene. Gidelim, belki kızın şarjı marjı bitmiştir. Şarjı bittiği için ulaşamıyoruzdur. Gidelim, kardeşler birbiriyle kavuşsunlar abi. Hem niye burada vakit harcıyoruz? Adam burada yoruluyor, kendi kendine anlatıyor. Gidince oraya sorarız, herkes anlatır abi ne olduğunu. Yani değil mi? Orada konuşuruz bunları. Şimdi konuşmanın bir anlamı yok yani. Orada anlatırsın. Sen çeneni niye açmadın bu zamana kadar? Onu anlat bakayım. Ya aşkım işte tırstım biraz. Böyle sorgu sual falan. Ya hiç karışmayayım dedim. Ama dayanamadım yani. Verdim Nari'nin numarasını. Ya bu Şadiye beni hiç karıştırmadan kendi bağlantıya geçecekti. Yani olmadı ki böyle şimdi ne zaman. Ne yani, suçlu muyum ben şimdi? Bir de fırça çekin isterseniz. Ben de geliyorum. Hadi yürüyün, yürüyün. Gidelim. Irmak, Fırat, gerçekten hiç gerek yok. Zahmet etmeyin. Bakın keyfinize. Kalabalık olmasın boş yere şimdi. Irmak, biz gidelim o zaman. Biz burada bekleyelim. Dönecekler sonra nasılsa. Hadi. Haber verirsiniz artık. Hadi hadi, yürü. Ben Nari'nin bütün ailesi öldü zannediyordum. Kız kardeş de nereden çıktı şimdi? Üstelik ne zamandır arıyorlarmış, benim haberim bile yok. Seninle pek bir şey paylaşmıyorlar galiba. He? Ablam artık Narin kızıyor diye her şeyi söylemiyor bana. Yemekte ne olaylar çıktı gördün. Önce bana bir uğrayabilir miyiz? Yarın için kıyafet alayım kendime. Ya şimdi sen gelirsen Necati abi çok rahat edemeyebilir. Niye? Siz iki erkek evde şimdi... Ne bileyim, ben de evle ilgilenirdim falan. Hizmetçin de yok şu ara. Bu gerçekten çok kötü bir fikir. Ya kardeşim öyle hemen kestirip atma. Bak bu hanım Hayal Hanım'ın ablası olur. Yıllardır onu arıyor. Ya ben gündüz gelmiştim, beni hatırlarsın. Ablasının numarasını verdim arasın diye. O da az önce aramış ama bir şey olmuş yani. Gürültü patırtı, kapanmış telefon. Kız da merak ediyor. Yani aile meselesi bu, anladın mı? Lütfen yardım edin. Yalvarıyorum. Gerçekten Şadiye benim ailemden kalan tek insan, kardeşim. Hani böyle telefon birden kapanınca... Çok merak ettik tabii. Başına bir şey geldi sandık. Hani Can Bey vasıtasıyla yıllar sonra ulaşınca heyecanlandık tabii. O yüzden geldik. Belki gittiği bir yeri falan biliyorsunuzdur. Odasına bir çıkıp baksak. Yani biliyorsunuz avukatım sonuçta. Hani bana arama emri çıkarttırmayın. Vallahi şeyi aldı götürdü kızı saçından sürükleye sürükleye. Patronu bir de yanında bir adam. Parlak Niyaz mı? Bu telefonu da az önce odasında bulduk. Nereye götürmüşlerdir? Vallahi yanındaki adamı tanımıyorum. Herhalde Niyazi'nin adamıdır. Ya madem siz konuyu biliyorsunuz,
Şimdi bu Hayal Hanım bunların elinden kaçtığına göre çalıştıracaklardır yine işte, anla. Sermaye sonuçta, fazla bir zarar vermezler. Bu bilindik köşe başlarına bakmak lazım. Tamam, sen saat kaç olursa olsun beni ara, tamam mı? Mutlaka bir şey duyarsan. Tamam. Bir telefonu falan alsak en azından, olmaz mı? Maalesef. Döner isterse veremem hanımefendi. Narinciğim gel, biz içeri geçelim biraz. Sen. Bakıyorum kız hakkında bilmediğin şey yok. Bu stand için kız kiralama işinden daha fazlası gibi geliyor bana. Sen kim bu? Parlak Niyazi falan ha? Hayatım duydun işte, kızın yani. Ya sen kızı varana kadar nasıl bu kadar iyi tanıyorsun? Nasıl bağlantıya geçeceğim hayatım? Şey yaptık yani. Ay. Ay yok. Benim aklıma gelen başıma geldi. Sen yattın mı bu kızla, ha? Ay. Şimdi benim bu iş için Şadiye'nin patronuyla bağlantıya geçmiştim. Öyle de Parlak Niyazi ile tanıştık tabii. Sonra Berlin'de bir yerine davet edilince Şadiye ile gittik. Orada olaylar biraz gelişti. Bu Niyazi de gerildi maddi olarak. Neyse. Biz bir 6 ay kadar takıldık Şadiye ile. Şadiye'ye bak sen. Bir çıktı bir çıktı kız ya. Yani ben şimdi söyleyeyim de hani problem çıkmasın ileride. Yalan dolan olmasın. Nasıl bitti ilişkiniz? Ha, bittiyse eğer. Bitti tabii aşkım. Seninle tanıştığımız akşam bitirdim ben ilişkiyi. O akşam sana aşık oldum. Aa! Hatırlıyorum. Bu yanında bir kız vardı senin, açık saçık giyimli. Beraber görmüştük. Ay, ben de oradaydım o akşam. Evet ya. Uzaktan görmüştük, hatta sen göstermiştin bana kim bu kız, neyin nesi, adamın nesi oluyor diye sormuştun, hatırlıyor musun? Ay, ay Şahane. Bravo abi, detaya girmekte çok iyi ettin ya. Mızmızlanma, baban gelecek işten zaten yorgun argın. E diyecek bir lokma yemek yok. Ne yapacağım ben ha? Ne koyacağım masaya? Patatesli börek yapacağım. Kıyma olaydı. Şimdi sarma yapardım ama yok. Ay bir gofret olaydı. İyiydi şimdi. Bir sus be Şadiye. He senin dersin yok mu da böyle konuşuyorsun he? Ecelik oynuyorum be abla. Bir başarı olmuyor. Hadi gel sen de bizim komşumuz ol şimdi. Ben patatesleri doğrarken sen de örgü örersin. Şadiye ders çalışıyorum görmüyor musun? Hemen seni alık oyunu da oynamam. Kimse benimle oynamıyor zaten. Herkes kardeşlerine güzel oynuyor. Senin bir bildiğin ders. Niye bir kız kardeşin var ki zaten? Oyun oynamadıktan sonra ne işe yararsın sen? Tamam. Ama 5 dakika anlaştık mı? Tamam. Hem bir de ben böyle fakir ev oyununu da oynamam. Sen bana gelmişsin böyle. Biz iki kız kardeşmişiz, tamam mı? Sen bebeğinle gelmişsin. Akşama kocalarımız da gelecekmiş. Biz böyle bir sürü yemekler hazırlamışız. Masada bir tek kuş sütü eksikmiş. Hadi sofrayı da hazırlayalım bari. Tamam o zaman. Ben bebeğimi yatayım. Hemen sana yardıma geleyim. Tamam. Zeytinyağlıları şuraya. Börek de burada kalsın. Börek mi yaptın abla? Yok kız. Hazır alıverdim. Ne uğraşacağım onunla? Börek mi var? Var ama akşam için baba. Ama acıktıysan ben sana çay koyayım. Bir de börek koyayım tabağa. Hadi ver bakalım. Koy. Bu ne lan? Kafayı mı yedin sen? Ha? Hani börek? Börek işte. Maytap mı geçiyorsun kızım sen benimle ya? Ha? Börek dedin, mandal getiriyorsun ya. Şey baba, biz oyun oynuyorduk. Hani evcilik oyunu var ya. Ha. Yani evcilik böyle mazçuktan falan. Ha? İyi ver bakalım, tamam. Hadi. Oh. Tövbe estağfurullah. Hı. Çok güzel olmuş. Neli bu be? Peynirli baba. Kim yaptı bunu? Ben. Oh, bravo.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.